Herkese selamlar, hoş geldiniz. Osmanlı serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Evet, Bir Dünya Savaşı'ndayız. Şimdi, en son neler yaptık? Sonunda Sırbistan'ı bitirdik ve bu bitirmenin ardından Avusturya Macaristan bütün ordusunu gördüğünüz gibi şu an bunların hepsinin organizasyon olmasının sebebesi organizasyon olmamasının sebebi orduların konum değiştiriyor olması. Sovyetli çıktığı için Rusya'da rahatladığı için bizi yani rahatlattı. Orduları biraz daha fazla şekilde artık şuraya defansa gidelim. Evet, rahatlattığı için hiç sıkıntı çekmeden Portekiz mi deniyor onu? Aynen. Kaynaklarımız hala eksidi. Aynen. Kaynaklar eksidi ama halledeceğiz görünüyor. 85 gün gibi çok kısa süreler söylüyor. Ki biz bunu 10'a çıkarttık. Onu da 5'e çıkartmamız lazım. Çıkartacağız. Eksi olarak Adana'ya bir çıkartma geldi. İlginç denemeler. Çıkartmalar ardı arkası kesilmiyor. Burayı rahat rahat tutacaktır bu 24 kişilik biri. Gönül ister ki bunları buna vereyim. Çünkü bunun 70 birime ihtiyacı var şu an. Bu sınırları tutabilmesi için. Biz de burada ilerleyeceğiz. Tabii ki de ilerleyeceğiz. Ama birazcık dinlenip gücümüzü, kuvvetimizi toplamamız lazım. Zayıflattığımız İtalya burada hala duruyor. Ekipmanlarına baktığımızda, pardon, her şeyin sıfır olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu ne demek? Bu adam da düfenk, müfenk. Yani sadece ordunun içinde ne varsa o. Hatta yüzde kaç orduyu destekliyor onu bilemiyoruz ama bir kısmı düşük. Şu an asıl yaşadığımız sıkıntı Fransa'nın çok iyi savunup Almanya'nın bu savunmayı kıramaması. Yaşadığımız problem o. Almanya'nın o savunmayı kıramaması ve burada da çok fazla hala ordu yığılması. Buraları rahatlatmamız lazım. Ve şurayı da rahatlattıktan sonra buraya daha rahat gücünü ve kuvvetini verebilirler. Bu savaşı şimdi nasıl kazanabiliriz? Asıl problem o. Bizim hızlıca motorizeleşmemiz lazım. Ama nasıl yapacağız onu? Onu nasıl yapacağız? Asıl olay orada işte. Onu nasıl yapacağız? Bunu açmak istemiyorum sık sık ama. 1300 ne ara biriktin sen? Ha, ne yapayım? %5'e geçeyim ben de. %1 construction speed falan kesilecek de manpower gelsin bari. Ne yapalım? Bari manpower açısından destek sunalım. Şeye. Tahminimce biz buradaki süvari tugayından patladık. Bunun içini doldurayım. Tahminimce buradan patladık ki isyanlar daha çok artıyor. Benim bunu fulleme zorunluluğum var artık. Support ekipman falan da belki buradan patlamış olabilir. Burayı böyle kalabalık yapmak sizi daha rahat bastırıyor, yapıyor ama aynı şekilde daha fazla kaynak harcamanızı sağlıyor. 3,5 olan eksime arttı mı peki? Yo, düştü tam tersi. Occupied Territory dediğimizde şurası şu an çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bu taraf temiz. Zaten bu taraf bizim de. Anayasa değil zaten bizimdi. Ama döneminde isyan yemişiz. Kıbrıs İngiltere'ye ait. Değil mi? Kıbrıs'ı mı? Yo pardon buraya aldık. Doğru. Güzel. Güzel güzel tamam. Onun dışında aldığımız diğer bölgelerde ufak ufak isyanlar artıyor. Düşüşe geçecektir. %75 hedefin mi var? Burası direkt bu arada isyan etmeye oynuyor. Yani direkt buradan ülke çıkacak. Hedefi o şu an. Yani hani Süvar Tugay'ı verdik yani bir tık düşseniz mi? Yok arkadaş 175 diyor hedef. Düşmem ben diyor. Bunun hedefi 49 ama şu an düşüyor. İlginç. Burada bir ton etken var. İlginç sıkıntılar. Oo. O neresi? Ona desteğe git.
Sağlam bir çünkü çıkartma geliyor oradan. Tanklı tamam. Erken gitme gerek yok ona. Piyadelerde her şey erken gidebilirim ama maalesef oraya gidemem. Şimdi bizim asıl nerede bu arada low supply var? Burayı patlatmışız. Burada low supply yiyoruz. O zaman ben buraya biraz şey atsam etkisi olur mu? Bombardıman yiyorum arkadaş. Uçak yok, şey yok. Hava nereden yiyorum ben? Yok, buralar patlıyor. Bombardıman yemiyorum. Şimdi benim ordum burayı yarabilecek gücü var mı? Olması gerekiyor. Da 07 ile nasıl başladın? Enver Paşa da alıyor. Devam. Go. Ne? Şaka yapıyorsun. Niye silindi? Sebep? Niye kayboldu o ordular? Ne oldu öyle ya? Arkadaş, niye silindi o ordu öyle? Adam bu kadar mı sağlam direniyor? Saldım reis o zaman. Ne işim var benim orada ya? 6, 5, 3, 4. Bu da Enver Paşa daha iyi. Arkadaş ne oldu öyle ya? Şuna versem aslında bir kısmını bunun. Daha mantıklı olacak. Güzel. Şu orduyu bu çıkmazdan nasıl çıkacağız? Şu çıkmazdan nasıl çıkacağız? Ben salsam orayı Alman'a destek amaçlı bu sınıra gitsem ne olur? Alman tutuyor zaten. Benlik bir durum yok. Orası savunuyor. Burayı rahatlatmak için ordunun bir kısmını da çektim oradan. Burada da işte, burada da kaynak gelmiyor. Tamamını da çekebilirim yani. Aslında. Tamamını çekeyim. Şura yani şu kısmı şuraya değildi. Adalar kısmını tutun ya. Şu kısım. Şu kısım. Her açıdan tutulsa yok oraya değil buraları. Buraları tutun ayrı ayrı olarak böyle. Çıkartma yeme olasılığı olan kenarı seçiyorum da. Havalimanlarını salın varsa. Fortları da sal. Türpoint'te tutabilirsin. Ha, burada ben kaynak sıkıntısı yaratıyor muyum? Alman'a yaratıyorum. Burada olmamam daha efektif olacaktır. Tamam. Dur. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O 20 asker niye silindi onu anlamadım ya. Alman bir daha mı saldırıyor? Tamam ben o sınıra yerleşeceğim bu arada. Niye yerleşeceğim diye soracak olursanız Alman'ın saldırmaması lazım.
Neden saldırmaması lazım? Alman'ın gücünü toplaması lazım. Buradan denememesi lazım. Buradan denemesi lazım. Burayı patlatamaz çünkü. Burada kale, kule, her bok var. Ekstra olarak karşıda çok fazla ordu var. Burayı istese de yıkamayacak zaten. İstese de yıkamayacak. Ondan değil, ben tank Early tank iş yapar mı? Motorize'ye geçeceğim ya. Vereyim şimdilik şöyle. Maksat bir buff sağlasın şimdilik, sağladığı kadar. Early motorize basacağım ya. Support da aslında çok eksiği var. Şimdilik şöyle yapsak mantıklı olabilir. Gelen fabrikada şöyle yapalım. Tamam, öyle iyi, böyle iyi. O Filistin Jordan kısmına sırf daha rahat olsunlar diye şey yapıyorum. Çıkartmayı daha geniş deniyor bu sefer. Ben gideceğim buradan, da onlar da almayı deniyor. Onlar denesin. Ben buradan almanı bilerek kaynak almamasını sağlayarak bir bakıma zayıflatıyorum. Güzel. Şu da otomatik yanında bitti. Buradan daha fazla gidemiyorum. Yes. Yes, comrades. Gelsin Makedonya'ya bir tane infrastructure. Ver 125'i. Heavy tank. Uğurlu heavy tank. Efektif olabilir mi? Production cost 22. 8. 22 biraz sıkıntılı değil mi ya? Üçlü mü gidiyorsun? Sen sürünüyorsun. Öyle süper heavy tank. Oğlum nasıl emekliyor lan bu? Bu ne böyle? 145 armoru var. 50 armor var. Şöyle miydi, multiple açıyorduk? Şöyle mesela buradan böyle yapsak. 3, 4, 10. 14, 25, 74. 7, 8, 15. 4, 8, 8. Heavy tank gideyim ya. Hem de debuff yemeyeceğiz. Debuff, debuff. Debuff yemeyeceğiz şeyden. Şuna gidelim. Gidelim. Öyle heavy tank gidelim. Öyle tank gidelim. Burada bekleyeceğim. Burada bekleyeceğim ki Alman'ın ekipman sıkıntısı gitsin. Çünkü 168 ekipman sıkıntısı var. Bu büyük bir miktar. Tamam, tüfeği olabilir. Ama support'u yok. Ekstra diğer şeyleri de eksiliyor. Ve burada çok fazla kayıp veriyor. Şöyle savaşta Alman'ın 2 milyon kaybı var. Bunun 1,5 milyonunu burada Fransa cephesinde kaybetmiş. Devamında olan işte tam olarak 1,5 milyon burada, bu arada gitmiş, burada gitmiş. Gerisi de burada harcıyorlar. Ama burada da savunuyorlar. Güzel. Biz savunalım, onlar vursunlar. Onlar kaybetsin biraz. 3 milyon da onlar kaybetmiş. Fransa Almanya'ya 1,4 milyon kaybetmiş. Biz de kayıp sıralamasına baktığımızda ben Avusturya Macaristan'dan daha efektifim. Görüldüğü üzere. Artık orayı siz zorla zorla patlatırsınız. Benim ona harcayacak kaynağım maalesef bulunmamakta. Buradan da mı deniyorsunuz? Denemeyin be oğlum, denemeyin ya. Yapmayın be. Kıymayın kendinize. Ne diyeyim? Var, propaganda atayım, ne yapayım arkadaş? Şunu yapayım, 180 gün diyeyim kardeş, çalışanlar stability arttıralım. Stability çünkü her şey etkili gördüğünüz gibi. Factory output, dockyard output, rezistanslar, direnişler falan her şeyi etkiliyor. Evet, Almanya bir çıkartma deniyor. Başarılı olursa efektif olabilir. Ama ne kadar sağ kalacak? Asıl olay o. Şu an oraya kısa kaynak açısından şuradan açsa şöyle Army Amiens'a gitse
Daha efektif olur da onlarla sürekli vuracağın için öleceksin sen orada. İttiriyor. İlginç. Duruma göre bu arada ben buradan çekilirim yani. Hiç sıkıntı değil. Alman bak görün 168-69 olmuş. Yavaş yavaş toparlıyor kendini. Stabilite geldi oradan. Orduya ordu geçti. Aktı daha doğrusu. Buradan çekilsem efektif olma şansı nedir? Kaynağı aldığın gibi, bak aldığı gibi vuruyor, aldığı gibi vuruyor. Ki gene iş yapamıyorsun. Kaldım kardeşim ben senin sınırında. Geç buraya geç. Kardeşim dağıl diyorsam dağıl ya. Gelmesin kaynak boş ver. Allah Allah. Lan ne oldu? Alo. Büyük bir şey oldu. Rusya bir daha iç savaşa sürüklendi. Ve kendi faction ile sürüklenmesi bir sıkıntı çıkaracak. White Moment. Alexander Kolchek geldi. Maalesef Kolchek başarılı olamayacaksın. Çok zayıf bir şekilde çıktığınızı üzülerek belirtmek istiyorum. Çok farklı birlikler varken bunlar da sadece normal Bolşevikler falan filan. Ve bunlar da tabii ki de gördüğünüz gibi hepimizden volunteer alıyorlar. Bize pardon Rusya bana volunteer yolluyor. Yani şey olduğu için faşist olduğu için bize yolluyor. Biz de faşist olduk çünkü halifeliği kurarak. Buna da şöyle diyelim. Odun eksiğimizi de Almanya'dan alarak giderelim. Çeliği de Alman'dan al. Eksik kalmasın. Üretim tam takır işlesin. Her şeyimiz full. Gördüğünüz gibi çıkartma gereksiz bir çıkartmaydı. Mağlubiyetle sonuçlandı. Sonucu birazcık belliydi. Buradan sınır ilerlemiş. Tebrik ediyoruz kendilerine. Şu salak Yunanistan'a sınır verdikleri için cidden ne kadar tebrik etsem azdır. Yani ne diyebilirim ki? Cidden ne diyebilirim ki ya? Araplara girişmek istiyorum da onu yapacak performans şu an yok. Yani onu yapsam buradan Arapları da faction alacaklar. Buradan toplu bir güç bulacaklar yani. Orduyu koyabilecekleri bir yer kazanacaklar. Research slotu gelsin. Almanya'nın kendini toplaması lazım. 167 çok düşük. Almanya'nın kendini toplaması lazım. Almanya toplarken biz de aynı şeyi kendimiz toplamak zorundayız. Diğer türlü daha efektif olamayız yani. Yunanistan olmayan manpower nasıl harcayabiliyor ya? Ya da olmayan ekipmanı nasıl harcayabiliyor? Varmış, biriktirmiş. O süre zarfında ekipman biriktirmiş. Bu arada sağlam bir vuruşa paramparça olur. Eğer şuralarda bekletmiyorsa ordularını. Burada çok sağlam birlik var da burada da çok sağlam birlik var. Yani şurası bir yer ise çok iyi olacak. Sadece çıkartmaları tutarak bile ben iyi asker kestim ya. Yine bir çıkartma denemesi geldi. Nereden geldi? Gelmemiş. İngiltere arkada olmasa şu İngiltere var ya burada. Olmasa ah ah ben yapacağımı biliyorum da. Onu patlatmak lazım. Daha önce basmak lazım onları. Almanya'nın ağzına sıçıyorlar. Bilerek Spy Master'lı Alman'a bıraktım. Çünkü daha çok fabrikası var. Daha büyük bir ülke. Ve daha çok ajanı daha efektif kullanacağını düşünüyorum.
Şimdi ben saldıracak olsam intel avantajı alabilmek için haliyle ben de şey yapardım ama ben yapmayacağım için. İtalya bu arada kendini nasıl bitirmedi hala? Yani kaynak yok, hiçbir şey. Nasıl hala dayanabiliyor? Cidden aklım almıyor. Bu arada direkt ben buna geçerim. 17'de hiçbir şey kalmamış çünkü. 17'de hiçbir şey kalmamış. Sonra buradan 18'e de geçilir. Geçilir. Kim? %12 kesin geçilir bu arada ya. Geçilir. Buradan ufaktan da bir tank üretsek nasıl olur bakalım. Early heavy tank. Heavy tanki. Ver bakalım fabrikaları. Üretsin bakalım. Şimdi piyade tümenine bir kürek versek. İçine asker koysam zaten patlayacağım. Yani şunu 20'ye tamamlasam şöyle. 20 kombat fit desem. Öldüm zaten. Şu açığı tamamlarsam benden iyisi yok bu arada. Şu açığı eksi tam komple tamamlarsa benden iyisi yok. Çünkü şu an hala koskoca Fransa'nın, Almanya'nın bile orduları bu konumda değil diye biliyorum. Mesela en çok bastığı birimde 9 piyade 3 topçu var. Daha iyi. Evet, support engineer ve support artilleri var. 9'a 3 ama 9'a 3 bir tık fazla oluyor. 9 var. Ama gerisi çöp mü? Infantry Crusher'ı size heavy artilleri koymuş buna. Kaç tane var lan? 8 tane var. Sadece şu 166 birim adam diyebilirim. Gerisi hepsi tamamen çöp. Olmasa daha efektif yani gibi bir şey. Cidden kalanlar olmasa daha efektif. Lan Portekiz sadece çıkartma harcayarak senin kaç iç askerin ölmemiş? Nasıl ölmemiş lan? Manyak gibi çıkartma deniyorlar ya. İşte iç denizi ele geçiremiyoruz ki. Şuraya bak. Şu iç denizi 200 tane gemi geziyor. Şu İspanya bize katılsa çok işler değişebilir. Ama işte İspanya'nın kendini savunacak hiçbir gücü olmuyor ya. İspanya cidden çok kritik bir nokta. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda çok kritik bir nokta ama ikisine de pert ya. İkisine de pert ki ve faşist İspanya yani ikisine de destek verebilecek en ihtimali yüksek ülke. Ama olmuyor. Doşos Afrika gidiyor. Klemulem oluyor da kardeş. Boş. Şu an cidden boş uğraşıyoruz ya. Sen çıktın mı? Şaka yapıyorsun. Orada yaşayacak bir de değil mi şimdi? French Joseph öldü mü? Allah. Bu şunun başı mıydı? Karl geldi. Hadi Karl, sen bu işi yaparsın aslanım. Hadi bakayım güveniyorum sana. Airfield yapayım. Aslında uçak üretmem lazım. Ben yanlış hata ediyorum. Uçak üstünü almamız lazım bizim. Bu arada şuraya geçemiyoruz değil mi? Aynı topraktalar ya. Yoğun fabrika daha vereyim. Biraz daha güçlü kıralım. Olmaz mı be? Güzel bir ajan daha işime gelir. Fevzi Karabekir. Gel Fevzi'cim. Maalesef seni isyan bastırmaya vermek durumundayım. Çünkü bu isyanlar çok kabarıyor. Ben de zayıf bir ülke olarak bundan çok fazla neman kapıyorum. Güzel, gelip sürttük onu. Karşında ben vursam. Yok hiçbir şey olmuyor. Vurma, hiç vurma, hiç vurma. Hiç vurma yani. Hiç gerek yok. Artık bitmiş bu arada. Oraya basmaya gerek yok. Son onu indir. Bunu iptal. Şuraya 4 fabrika indir. Ne diyeyim sana? Bir tane de İstanbul'a bas.
Daha fazla sivil basmam lazım aslında. Sivil fabrikam çok az ama mecbur askeriye basmak zorunda kalıyorum. Çok sıkıntılı durumdayız ya. Cidden çok sıkıntılı. Nasıl çıkacağım konusunda pek bir fikrim yok. Yani şu an bir batağa düştük. Çıkamıyoruz bataktan. Cidden bir batağa düştük, çıkamıyoruz. Çok üretmemiz lazım. Biz yanlış tanga niye giriştik ki? Tanga araştırıyor muyum hala? Neyse bitsin, full uçağa dönelim. Ya yaptık artık, oraya girdik yani. Şurası aslında kaynak alabilse, şurada kendini öldürmese, kaynak alabilse buraya çok daha büyük zarar verirler. Çünkü şöyle baktığımızda Fransa tarafına karşı intel avantajımız var. Pardon, Fransa da başın onların intel avantajı var. Ford ve Enemy Air Support'tan eksi yiyorlar. Çoklu vuruştan buff alıyorlar. Ama vurdukları yerler hep sıkıntılı yerler. Yani bir karşı saldırıya düşerler. Bizimkiler low supply yiyor işte. Mesela burada öyle bir durum söz konusu mu? German Empire. Ha, Rusya'nın şeyi. Tamam. Air supportları var. Intel avantajları var. Ford'dan. Bizim tarafta Ford var o zaman. Şu eski Ford denilebilecek şeyden. Onlarda da Ford varmış. Pardon. Bunlar birbiriyle savaşmıyor mu bu arada? Şaka. Cidden iç savaş patladı ama kaldı mı böyle? Birinci savaş modu buglu olabilir mi? Sanki bir bug sezdim. Sanki bir bug var gibi he. Bu arada eğer seri hoşuna gidiyorsa bir like atmayı unutmayalım. Bir like abone ya. Bir like abone yorum ya. Bir şeyler çok şey istemiyoruz ya. Çıkamazsınız. Boş uğraşıyorsunuz. Savaş efektifliğim düşüyor. 129 kaybetmişim. Portekiz'in 100K askerini ben kesmişim sadece çıkartmalarda. İngiltere'nin 22K'sını, İtalya'nın 700K'ya yakınını ben kestim. 86K'da Fransız kesmişim. Japon 25K Japon kestim ve çıkartma denedi. 50K Belçika. Full çıkartma denedikleri için. Şu an savaş nasıl bitebilir? Bu arada Yunanistan bittiysen Balkan Ligi ayrı bir olay. Aa bak, ben bunu bilmiyordum. Ben bunu bilmiyordum. Yunanistan ayrı olaya düşmüş. Ben bunu bilmiyordum. Şu yani bilmiyordum dedim, fark etmemiştim. Ben bunu bilmiyordum. O zaman bir patlatalım artık orayı ha. Saldım hadi Alman. Bitir kendini. Bakayım bitirmeden önce %61. Yani yüzde ya çok fazla bozuyor kendini. Alman patlayacak ya, tutamayacak. Karşı tarafın durumu ne bilmiyorum ama bizim durumumuz hiç iyi değil. Hiç iyi değil bizim durumumuz. Ne oldu? Bir şey oldu. Fabrika kalmadı. Bunlara gitmek zorundayız. Yani bir söz garanti şeyde hiç değişmez şekilde. Adamların seviyesi düştü bir ya boş durmaktan. Go 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 go. Güney Afrika kapitülist mi? Oo, Alman reis iş başında. Alttan bir patlama yapmış. Bakalım buradan eğer ki öne açıksa, ittirirse iş yapabilirse. Kaynak eksiği de yok. Kaynak da geliyor cayır cayır. İş yapabilir, iş yapabilir. Buradan asker çekilecektir büyük ihtimalle. Ki çekilmeye başladı. Buradan ittirme fırsatımız var. Güzel, fırsatlar doğuyor. Fırsatlar doğuyor. Vur. Vur abisi vur. Şu Yunanistan'ı bari kapat edin. Bulgaristan'dan Yunanistan bari benim toprağım haline gelsin ki bir tık daha efektif olalım. Uçak havalimanı dikilmesini istiyorum. Ülkeme ki havada birazcık efektif olabilelim. Yunanistan alırsak bizim için bu çok iyi olacak ya. Ben Balkan Ligi'nde olduğunu hiç fark etmemiştim. Peki diğer savaşın bitebilmesi için kim yok olmalı? İngiltere, İtalya, Fransa.
İngiltere sıkıntı çok zor olacak. Çünkü bu dönemde gemi bizde var ama olmasa da olur git düzeyinde var. Ve gemi basamıyorum. Yani basabiliyorum ama basmıyorum. Neden basmıyorum? Basabilirim aslında. Bir tane beyaz ışık basalım biz de. Kalanla konvoyla. Konvoy bas. Bir tane beyaz ışık basalım ya. Kalanlar da şuna gitsin. Tamam. Kardeş dayanamazsın. Yok öyle bir dünya. Saçmalama bana. Defol git buradan. Triplane Fighter bunun için ne gerekiyor? Şunu ya da bunu hangisini gidersen git hiç fark etmez diyorsun. Şunun daha bir tık üstü sanırsam. Ama bu daha iyi. Range'de mi bir sıkıntı var? 18 agility daha hızlı. 18 cost, 17 cost. Bunu yapayım. Heavy tank üretiyoruz da boşu üretiyorum ya. 5 tane mi var cidden? Uçağa geç uçağa. Scout Brain üret. Boş ver. Sal heavy tank'i. Uçağa geç. Düşür ya bir tane. Bir tane kız oradan. Fabrika gelsin. O ben buraya gireceğim bu arada. Birader. Ben buraya gireceğim. Yani beni hiçbir şey tutamaz. Sen beni tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim bu akşam. İğrenç sesim bile. Like atmazsanız böyle işkence ederim size. Anladınız mı beni? Bir kere patlarsa arkası gelecek zaten de. Bir kere patlaması lazım önce. Adeptal olmuş reis. Güzel, güzel. Şu an muhteşem ikili cidden. Hatta muhteşem üçlü. Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak Paşa. Şey tane Türk tarihinde çok önemli ve bir tanesi atamız. Çok muhteşem bir üçlü kombo oldu. Matahari Executed. Matahari kimmiş lan? Hiç bilmiyorum bak orayı. Orayı kaçırdım ben. Hangi dersti Fransa full dekriz bir dekripit. Şunu bitir çıksın gitsin aradan. Yanlışlıkla elimizdeymiş. Şunu durdur. Olsun. Bitsin. Sonra ona başlarsın. Hadi ya patla. Patla. Hepsi zaten rezervde bekliyor. Sadece 4 kişi vuruyor aslında burada. Yani burada 4 asker ya da 5 askerle vurmanın bir artısı olmuyor gibi bir şey. Frontline çünkü gördüğünüz gibi %0 etkileri var. Ne diyor orada? Bir %2 bir şey çıktı. Bak bir tek bu şu an etki edebiliyor. Yani çok ufak bir etki var. Go hadi. Gober. Tamam Switzerland full decrepit. Niye decrepitse artık. Sebebini bilemedim. Ama decrepit yani haberiniz olsun. İyi bir şey oldu ya. Ha dur patladı. Güzel. O Yunan askeri tutamaz. Tamam, sıkıntı yok. Çifte de alıyoruz. Reis'in adaptalını verelim. Çok iyi. Hadi Enver Paşa ile hadi bir yapabilirsiniz bu işi ya. Şu an ekipman sıkıntım var da. Çok koymaz o bizi. Halledebiliriz biz bu işi. Air expansion. Bunun için 18 bir generator lazım. Bundan sonra ona gideyim. Ondan sonra gideyim.
Şu iki yer düşse zaten büyük ihtimal kapıcı olacak. Şuraya kadar gitmeme bile gerek kalmayacak. Vur, vur, düş, 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 düş. Dur, seçenekler kilip kilip duruyor. Durun. Bir dakika, çok risk teşkil eden noktalarda yapıyorsunuz. 98, 99, bum. Bum patlar. İşte bu kadar. Burada zaten bir adam akıllı bir etkileri de yok. Benim buralar. Öncelikle bütün Yunanistan. Lan şimdi bu Alman toprak alır var ya. Dellendirdiler beni. Bunları papıtlasam mı acaba ya? Yunanistan gemisi var mıdır? Vardır değil mi? Kesin vardır ya. Bunu Heraklion'da papıtlasam. Dur, reset. Şu an hiçbir şey alamıyorum zaten o kadar. Öncelikli ihtiyaçlarımı alacağım. Buradaki şeye ihtiyacım var. Buradaki çeliğe ihtiyacım var. Buradaki odun, buradaki çelik. Şu oduna da alayım. Şu odunu da alayım. Başka alabileceğim bir şey kaldı mı? Alabiliyor muyum ya da? Adaları alalım. Alamıyoruz. Her aklımı alamıyoruz. Tamam. Önemli ihtiyaçlarım burası. Alman pezengi aldı toprağını. Neyse. Neyse, neyse. Şu adayı alayım ben. Ve papıtlayayım. Yunanistan'ı papıtlayayım. Tamam. Krete'de papıtladım. Bulgaristan'ı şurada papıtlayayım ya. Sıfır kaynakta. Onu da alayım. Alamıyor muyum? Alamıyorum. Enter. Almanya ne kadar orası? 59. Buraya alıp papıt atamıyorum. Tamam. Aldım. Papıtladım. Tamamdır. Enter diyemiyorum. Oo, papıt diyemedik mi? Bu pezevenk alır orayı. 23 orası. Ne oldu? Papıttı. Tamam, o papıttadı. Tamam, sıkıntı yok. Problem değil. Problem değil. Orada çok bir şey yoktur zaten. Dobrujka'da bakayım. İki sivil fabrika falan varmış. Tamam, Plovdiv daha önemliydi. 400K'da insan var orada. Buradaki ne var? 429 insan var. Gemisi ne kadar var? Bakayım ben bir. 24 gemi, 24 gemidir. Bakayım bunun kaç? Bunun da 10 gemisi varmış. Sırf gemilerini kullanabilmek adına yaptım. Buranın nüfusu kaç? 429 kat. Tamam, iki tane 400 kalık papıtımız olacaktı. Hiç olmadı. İlerleyelim. Şöyle çifte bir gidersek orayı toparlamadan oraya bir aksam çok seri olacak da. Go 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 go. Ha, gemiyle etrafından dolan maç. Mantıklı. Mantıklı da mantıksız. Geçtik zaten karşıya. Al orayı, düşür orayı, düşür orayı, düşür orayı. Şimdi benim bu adam sıkıntıya girmiş olması lazım. 81 adam istiyorsun artık. Emrin altında. Ve bende o yok. Yunanistan, bir şey almayacağım senden. Sen bizimkilere üretimin varsa, ki olduğunu düşünmüyorum. Var mı? Bakayım. O askeri ben kullanıyorum kardeş. O bende. Oraya geçeceğim. Tamam, bizimkiler burayı tutar diye umut ediyorum. Ama ben bunlarla tutacağım burayı. Şöyle. Burayı bunlarla tutacağım.
Şu an çünkü bu tarafa dalmak istemiyorum. Bu tarafa dalaşmak istemiyorum. Bu arada cidden muhteşem seviyeye gelmiş şeyler de var yani. Yalnız bunlar çıkma ihtimali var gibi. Ha, sanki bir şöyle korumam yapsanız. Tamam, sıkıntı yok, çıkamaz. Bu 15'liği sana versem reis. Sen tutarsın be. Kullanırsın diye tahmin ediyorum ama inşallah. Tamam, şöyle bir kendine gelsin diye şey yaptım. Şimdi şurada kaynak rahatladı değil mi burası artık? Benim orduyu getirsem ama kaldırmayacak işte. Şimdi Almanya buradan mesela çekilmesi lazım. Oradan çekilmeleri lazım ki ben daha efektif hale gelebileyim. Şu an ben gücümü kullanamıyorum. Gücümü kullanamıyorum. Antrenman yapsın bunlar. Ekipman açımı zaten yok. Güzel. Güzel, 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 güzel. Uçaklar üretim başladı. Örlü motorize de. Bir fabrika ateşlesek şöyle. Üretilse o da. Hafif hafif motorize de olsa elimizde. Hiç fena olmaz gibi. Şimdi bir şekilde bizim Afrika'yı almamız lazım. Eyvallah, Alman buraya çıktı. Ama buraya çok tutamayacak. Ya yani tutsaksa bile ittiremeyecek buradan. Burada hala bir kaynak problemi var. Dalacaksam şu üst taraftan Bulgaristan'a dalacağım. Ki dalar mıyım, o da bir muamma şu an şu durumda. Ordum daha tam toparlanmamış, adam olmamış, büyük abi olmamışken motorize istiyor işte, bunu bir K motorize lazım. Hospital vermek istiyorum. Lojistik. Ama motorize istiyoruz. Military polis de verebilirim aslında ama maksat support olsun. Olabilir. Neden olmasın? Birinizi durdursam o zaman daha hızlı patlayacak ama yaşam bir şey olmayacak. 70 günde bu, 70 günde bu, ama 70 gün boyunca bu kırık kalacak. Öyle düşünürsek yani şöyle 70 günde bu kırılacak. Ama ardından o diğeri kırılıncaya kadar 70 gün bununki kırık kalacak. İki türlü giderse ikisi 125 gün sonra patlayacak. O zaman Hellenic State Capitulated. Çok dayandım be reis. Aslında ben tutabilirdim orayı. Niye tutmadım ki? Ne durumdayız? Şu an reis de son seviyeye gelsin. Veteranlar doluydu burası. Ordu kaybı çok kötü oldu ya. O 20 kişi gitti ya oradan. O beni bitirdi. O beni bitirdi cidden. Orada yıkıldım ben. Triplane ardından Early Fighter 3'e geçiyorum. En serisinden. Antrenmanı bırak. Direnişe geç. Şurası çok fena vursam patlatırım ha. Çok fena oraya giriş esim var. Kafa gözü böyle paramparça esim var orayı. Ben %5'e çıkmadım mı ya? Buradan. Ben power'ım hiç artmamış gibi. Deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Olmadı, olmadı bu video sonu. Bakalım, siz bir like atın, bir gelin bakalım. Bir like gelsin sizden. Bir like, like geliyor mu like? Geliyor şu an. Geliyor, yolda hissediyorum. Geldi. Geldi. Attın. Şu an attın, hissettim. Tam şu an attın. Bakayım şu ordular yani 43 birlik buraya dayadığı zaman zayıf burada. Kaynak açısından debuff yemeğimiz çok müsait. İnter avantaj varmış bu arada Alman'a karşı. Bakalım bana karşı var mı? He? Çok şifrelemiş olmayabilirim. Pasif defans atayım ben biraz. Bir etkisini görecek gibiyim. Geldik, şimdi biz de karşı saldırıyoruz. Şu an bize saldırıyor ya.
Şu onluk ölme şansı var. Ölürse benim için iyi olur ya burası. Zayıf kırılması işime gelir. Çünkü ne kadar fazla liman kaybederse o kadar az çıkartma yiyeceğiz demektir bu. Yani şu iç denizde mesela şu Kıbrıs, Mıbrıs buralar bütün adalar bizim olsa çok iyi olur bizim için. Biz mi dalıyoruz gene? Yok, bu arada dediğim gibi ittiriyor Fransa. Şurası düşerse olursa full descripted, buna devam et. Çok sıkıntı. Mobil inventory'a gideceğim de. Bunlar bitecek, onlar başlayacak. Rezervdekiler direkt overrun acaba? Acaba? Yer misin? Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Daha yiyoruz. Liman alalım ya. Gemi basalım biraz çünkü ihtiyacımız olacak. Tamam, boş ver. Alman sınırına go. Go bura Alman sınırına. Alman çünkü kendini bitirdi. Yok etti. Vallahi bitirdi, yok etti ya. Şuna bak ya, %46 kaynak ne oğlum ya? Hiçbir şey kalmamış ya. Manpower'ından başka hiçbir şey kalmamış cidden. Ben Alman oynayacağım, böyle mi oynarım be? Sen ne durumdasın? 3 milyon manpower. Bu da %45. Bu da bitirmiş. Bu da bitirmiş. Ki bu full savunuyor mu? Aynen, full savunuyor değil mi? Avusturya, Macaristan. Bakayım. İtalya'dan falan bayağı kesmiş olması lazım. Yop. Biz geldik kardeş, hayırdır? Hayırdır, burada problem varmış. Sıkıntı var dediler, geldik. Gober. Hadi. O zaman sevgili izleyenler, canım izleyicilerim. Bir yandan da Air Doktor'a gidelim. Gidecek bir şey kalmadı. Endüstri ne durumda? 19'un construction speed'ini çekerim hemen. Hiç affetmem. O zaman sevgili izleyenler, sen aynen. Bak tam sana diyorum. Bak, tam. Yanına bakıyorum. Neredeyim, nasılım diye. Bu bölümük bu kadar olsun. Ne yapalım? Şu an bugünlerde bir tık videolarım cansız, kansız, böyle daha enerjisiz oluyor olabilir. Elimden geldiğince yetiştirmeye ve hızlı ve sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Bana tavsiyenizi şöyle yaparsan daha iyi olur, böyle yaparsan daha iyi olur gibi tavsiyelerde bulunursanız çok memnun olurum. Her türlü yoruma, eleştiriye açım. Daha doğrusu hani yıkıcı değil, yapıcı eleştiri, her türlü eleştiriden kastım. Yapıcı olan bütün eleştiriler tamamen açım. Lütfen yorum yazıp like atıp abone olup desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Benim. Ve bay bay diyorum.